Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyor musunuz? Ebu Davud'un talak babının bir numaralı hadisi. Niye talak babında buradan da anlayın. Kadını kocası aleyhine köleyi efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir diyor. Kim duysun bu hadisi? Kaynana duysun bu hadisi. Kim duysun bu hadisi? Gelin duysun bu hadisi. Görümce duysun bu hadisi birbirini Allah için seven iki insanın arasını bozan fitneci duysun bu hadisi kim duyasa duysun ama bir duysun bu hadisi ve bu noktada eğer bir şekliyle bozuyorsa araları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden değil diyor dün geldi oğlun yanına iki gün önce gelin bir ufacı kusur yapmıştı doldurdun 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 adamı gönderdin evi adam oldu bir yanardağı gidip orada patladı Allah Resulü sana dedi. Geçmiş olsun kaynana hanım. Ahirette görüşürsün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Bu biz bunu anlamazsak inanın ki boşu boşuna konuşuyoruz bunları. Aleyhisselatu vesselam efendimiz bizim rehberimizdir. Yolumuzun yegane ölçüsünü o koyar ve ölçüyü böyle koyuyor. Diyor ki kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir. Sinirlendi geldi ya kızın senin evine. Bir kavga etti geldi. Sen de kızın annesisin. Aa bir daha gitmeyeceksin geversin dursun senin için yansın şöyle olsun ben onu mahkemelerde nasıl sürüteceğim şöyle yapacağım doldurdun ya doldurdun doldurdun kız iki gün sonra söndü ateşi gitmeye can atıyor kendi evine hangi ev olursa olsun bir kadın için en güzel ev kendi evidir gidecek ama senin o sen var ya o cadal o sen senin yüzünden gidemiyor çünkü sen bir sürü şey söylemişsin ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor. Ne olur Allah aşkına alalım bunları üzerimize de. Ya bir numune oluşturalım bir örnek bir nesil oluşturalım. En azından yanımızda yöremizdeki insanlar İslam'ın kokusunu bizden duysun. Ha İslam yaşanabiliyormuş desinler ya. İnsanların umudu yok biliyor musunuz? Şu anda İslam'ın yaşanabilirliğine dair umut kalmadı insanlarda. O umudu bir daha aşılayalım. İslam gerçekten bir hayat nizamıdır. O olursa her şey Allah'ın izniyle güzel olur. İnşallah bizim yolumuz da o yol olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizim için mutlak manada ölçü olsun.